Merhaba Şifrelet.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Spigen'in hem ekran koruyucusu hem de kılıflarıyla beraber Samsung'un popüler akıllı telefonu Galaxy A50'yi zırhlayacağız. Bakalım arka tarafı Glastic adı verilen kaplamayla beraber gelen ve genel anlamda plastik bir kasa materyaline sahip olan Galaxy A50 Spigen ürünleriyle beraber nasıl, ne kadar sağlamlaşacak? Evet arkadaşlar, şimdi elimde bir adet Galaxy A50 var. Galaxy A50 genellikle ön tarafta Gorilla Glass 3 camla beraber geliyor. Bu camın üzerinde de fabrika çıkışlı olarak bir tane ekran filmi yer alıyor. Bu cam filmi ufak ufak kullanımdan sonra, belli bir kullanımdan sonra hafif çizilmeler yaşamış. Biz bu filmi çıkartacağız ve yerine Spigen'in Gluster Slim ekran koruyucu camını takacağız ve bu camla beraber hem daha sağlam olacak hem daha sonra bu kılıfları da taktıktan sonra Galaxy A50'yi zırhlamış olacağız. Parmak izi okuyucusu da bu koruyucu camla beraber nasıl çalışacak, onları da size göstereceğiz arkadaşlar. Arka taraf için de kılıf oldukça önemli. Galaxy A50 fiyatına göre iddialı bir teknik özellik listesiyle beraber geliyor. İyi, başarılı bir telefon. Arka tarafında Glastic adı verilen bir kaplamayla beraber geliyor. Yani plastik cam karışım bir malzeme. Bu malzeme görüntü ve deneyim olarak hoş olsa da çizilmelere ve darbelere karşı plastik kasasıyla beraber zayıf kalabiliyor. O yüzden kılıfla kullanmanızı ürünün tavsiye ediyoruz ve şimdi dilerseniz lafı çok uzatmadan ekran koruyucusunu çıkartalım ve Galaxy A50'yi Spigen ürünleriyle beraber zırhlamaya başlayalım. Şimdi koruyucu cam direkt kutudan çıktı. Onu çok güzel bir şekilde kılıflamışlar. Bunu kenara koyuyorum. Ayrıca kullanımla ilgili nasıl işlemlerin yapılacağı görsellerle güzel bir şekilde anlatılmış. Türkçe'de var mı bir ona da bakalım. Burada şekilleriyle beraber ürünün nasıl takılacağı da yazılmış. Burada güzel bir kılavuz var. Ayrıca direkt ekranı takmadan önce silmemiz için hem alkollü bir mendil hem de çok güzel bir temizleme bezi var. Bunu daha sonra da ürünü temizlemek için, telefonunuzu temizlemek için kullanabilirsiniz. Cüzdanınıza, çantanıza bu tarz ürünleri atabilirsiniz. Ben kutulardan böyle şeylerin çıkmasını çok seviyorum. Şimdi dilerseniz ilk önce bir bezle telefonu silelim. Evet, telefonun ekranın üzerinde herhangi bir şekilde parmak izi, leke, toz zerresi gibi bir şey kalmadı ve şimdi koruyucu camı, Spigen'in koruyucu camını kutusundan çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, koruyucu camı arka tarafından şöyle çıkartıyoruz. Koruyucu camı takmadan buralardan tutmak önemli ve şimdi ekran çentiğine doğru ayarlama yapıyorum. Ekran çentiğini tutturmak en önemli kısmı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kılıfı çentiğe denk getirecek şekilde güzel bir şekilde taktım. Güzelce bastırıyoruz ve bastırdıktan sonra da öndeki jelatini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, ekran koruyucu camı taktık ve peki şimdi parmak izi okuyucusu nasıl çalışacak, onu dilerseniz sizlerle beraber bir test edelim. Görmüş olduğunuz gibi parmak izini, evet görmüş olduğunuz gibi bu koruyucu camla beraber, Spigen'in Gluster TR Slim koruyucu camı ile beraber parmak izi okuyucusunda da çalışma noktasında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Peki şimdi Galaxy A50'yi tamamen zırhlayabildik mi? Hayır. Ekranını zırhladık ama telefonun arkasını henüz zırhlayamadık. Şimdi gelelim kılıflara. Burada iki tane Spigen'in kılıfı var. Bir tanesi likit kristal. Eğer şeffaf bir Spigen kılıf istiyorsanız likit kristali alabilirsiniz. Özellikle hem mercan rengi hem mavi rengi Galaxy A serisinin renkleri gerçekten oldukça güzel. Bu şeffaf kılıflarla beraber telefonun rengini de yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca yine şeffaf kılıf aldıktan sonra yine bu kılıfın içerisinde herhangi bir toz olmasın diye hem telefonu hem de kılıfın içini temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Onun için de Spigen kutusunun içerisinden bir tane temizleme mendili yine yerleştirmiş. Şimdi görmüş olduğunuz gibi telefonun hem arkasını hem de önünü zırhladık. Bakalım darbelere karşı
nasıl bir dayanıklılık sergileyecek. Galaxy A50 gibi orta segment telefonlarda görmüş olduğunuz gibi bu güvenlik önlemleri oldukça önemli. Çünkü üst segment telefonlarda 7000 serisi alüminyum kasalar, Gorilla Glass 6 ekran camları daha dayanıklı bir kasa bizlerle karşı karşıya. Ama orta segment telefonlara indiğimizde bu sefer daha plastik kullanımın arttığını görürüz. Ekran camları Gorilla Glass olmuyor. Hatta Gorilla Glass olsa da Gorilla Glass 3 gibi, 2 gibi, 4 gibi daha önceki teknolojinin camları kullanılabiliyor. Ama böyle güzel bir kılıf ve ekran koruyucu taktıktan sonra telefona istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Çalışmaya devam ediyor. Ben telefonu daha sağlamlaştırmak istiyorum, bu kılıftan daha da sağlam olsun istiyorum diyorsanız, ki bu kılıf da bayağı koruyucu bir kılıf çünkü telefonların yanlarını tamamen kaplıyor. Ekranın ön camına doğru bir kalın katman daha oluşturuyor ki yere düştüğünde ekran direkt temas etmiyor arkadaşlar. Plastik kılıf ilk başta muhatap oluyor. Ve slim armor'la beraber telefonunuz daha da güçlü bir hale gelebilecek arkadaşlar. Geliyor. Gelebilecek değil, direkt geliyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten ben sağlamım diyor. Ayrıca şurada da bir stand şekli de var. Telefonunuzda bir şeyler izlemek istediğinizde bu kılıfla beraber böyle bir stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet hoş bir çözüm. Şimdi slim armor'ı da şöyle takıyorum. Evet. Şu anda tamamen zırhladık arkadaşlar. Yani önünü de zırhladık. Arkasını da zırhladık. Her yerini zırhladık arkadaşlar. Şu an şu kılıfla beraber bu telefona zarar vermek oldukça zor bir hal almış durumda. Evet, hem yanlardan göreceğiniz gibi telefon ekranına direkt müdahale etmesin diye bir çıkıntı var. Hem zaten koruyucu bir cam taktık. Hem arka tarafı, yanı, önü, her yeri telefonun şu anda kaplanmış durumda. Gerçekten sağlam. Herhangi bir şekilde tuşlarına bile dokunmuyorsunuz. Her şey kılıfın üzerinde. Hatta öndeki U tipi kamera bile neredeyse koruma önlemlerinden sonra çukurda, içeride kalmış durumda. Evet arkadaşlar, bu videoda da Samsung Galaxy A50'yi zırhladık. Galaxy A50'nin artık hem ekranı hem de arkası, yanı, önü, her yeri daha sağlam ve artık darbelere karşı daha dayanıklı. Siz de telefonunuzu seviyorsanız ve onu uzun yıllar korunaklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız telefonunuza kılıf ve ekran koruyucusu alma noktasında cömert olmayı unutmayın. Çünkü telefonu düşürdüğünüzde kırılma ihtimali oldukça yüksek. Ama bu ihtimalleri aşağı indirmek istiyorsanız telefonunuzu korumak da sizin işiniz.